Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 2024 tayfa için hazırladığımız Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının videolarına başlıyoruz. Bu kampı videonun sol üst tarafında görselini gördüğünüz kitap üzerinden yapacağız. Bu kitabın pdf'ine veya kitap satış linklerine videonun açıklama kısmındaki linklere tıklayarak ulaşabilirsin. Evet birinci hafta şimdi dersimize başlayacağız. Birinci haftada ne var? Doğru açılar var. Doğru açıları iki derste halletmeyi planlıyorum. E o zaman birinci haftanın birinci dersi doğru da açılar bir dersiyle dersimize başlayalım. Dersimize başlamadan önce geometri ile ilgili önemli birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben geometriyi iki ayırırım. Bir, üçgenler iki sonrası. Zaten sonrası olan kısmı üçgenleri iyi bildikten sonra çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Hep üçgenler atıfta bulunacağız. Yani üçgenler temelli bir öğretim tarzımız olacak. Zaten konu anlatımında bunu göreceksin. Üçgenleri de ben ikiye ayırırım. Bir dik üçgenin sonuna kadar olan kısmı iki sonrası olan kısım. Eğer sen dik üçgenin sonuna kadar sabredersen, bak altını çizerek söylüyorum, sabredersen geometriyi full ya da full'e yakın yapma adayısın. Çünkü dik üçgenin sonuna kadar geldikten sonra gerisi Çorap söküyor gibi gelecek. Çok iyi bir şekilde gidecek. Olayın mantığını kavramış olacaksın. Yani geometriyle ilgili çoğu mantığı ben sana dik üçgenin sonuna kadar ki olan kısımda vereceğim. O yüzden oraya kadar sabretmeni tavsiye ediyorum. Zaten biz geometriyi anlatırken böyle işte her soru tipini bir kural olarak vermeyeceğiz. Hatta çoğu kitaplarda gördüğünüz kurallardan belki de bahsetmeyeceğiz bile ne yapacağız? Genelde tanım bizim için çok önemli olacak ve o tanımları bir mantığa sokmak yani geometriyi mantığı üzerinden halletmek bizim için çok önemli olacak. O yüzden tanım ve mantığı çok iyi bir şekilde anlamaya çalışın arkadaşım. Şimdi açı çeşitleriyle başlayalım mı başlayalım bakalım. Öncelikli olarak bir tanımla başlamamız lazım bizim aslında. Bir açının tanımıyla başlamamız lazım ama MEP kitabına da baktım. Normalde açının tanımı ortaokulda verildiği için MEP kitabında o tanımı ve o tanımıyla ilgili sorular verilmemiş. Yani açının tanımı nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimidir. Hatta geçen seneki 2023 tayfa anlatmıştım bunu ama bu sene anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü sınavda kesinlikle çıkmayacak demektir bu. Yani bu OA ışınıyla OB ışınının birleşimine biz ne diyoruz açı diyoruz. Açı dediğimiz bak şurası değil. Bu şu gördüğünüz kırmızı doğrular hatta maviyle göstereyim bak şunlar açı olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Burası nedir? Açının ölçüsü olarak tanımlanıyor haberin olsun. Şimdi açı çeşitlerini şöyle bir bilelim tanımlarını bilelim en azından. Dar açı. Dar açı dediğimiz ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıya biz ne diyoruz? Dar açı adını veriyoruz. Sonra dik açıya bakalım. Dik açıda açımız 90 derece ise biz buna ne diyoruz? Dik açı adını veriyoruz. Yani OA ile OB dikse. Dik, dik işareti de ters T ile gösteriliyor. Sonra geniş açıya bakalım. Geniş açıda açının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olduğu zaman biz buna geniş açı adını veriyoruz. Yalnız şurada dikkat et. Geniş açı ne zamanmış? 90 ile 180 derece arasındaysa. Mesela 185 derece geniş açı olarak tanımlanmıyor. Ama 90 ile 180 derece arasında 179 bir geniş açıdır. Bunu da unutma. Sonra doğru açıdan bahsedelim. Doğru açı bir doğrunun oluşturduğu açı. O da nedir? Şöyle baktığın zaman 180 derecedir. Yani açımız 180 derece ise biz buna doğru açı adını veriyoruz. Tam açımızda ne oluyormuş arkadaşlar? Açımız 360 derece olduğunda biz buna tam açı adını veriyoruz. Şöyle tam açı. Tam işte tam 360 derece. Sonra 361 derece, esas ölçüsü falan onları girip, girip de çok fazla sizi de boğmak istemiyorum onu zaten trigonometride biliyorsunuz ya da trigonometride öğreneceksiniz arkadaşlar. Tam açı 360 derece olduğunda oluyor. Sonra şuraya gelelim komşu açılar. Evet, komşu açılar tanımını bilelim. Başlangıç noktaları aynı olan 3 ışının birer ışını ortak olacak şekilde oluşturduğu iki açıya komşu açı denir. Yalnız burada dikkat et. Birbirlerine komşu olacaklar. Mesela AOB açısıyla Hangi açı? BOC açısı komşu açılardır. Bak şuna dikkat et. AOB açısıyla AOC açısı komşu açı değil. Bunlar iç içe giriyor. İç içe, iç içe girmiş açılara biz komşu açı değil demiyoruz. Yani bu açının ölçüsü bu. Diğer açının ölçüsü bu. Bunlar açının ölçüleri iç içe girmişse bunlar komşu açı olmuyor. Komşu açı olması için ne olması lazımmış? Şşş, ya Adı üstünde ya komşu olacaklar ya yan yana olacaklar komşu olacaklar işte şu açıyla şu açı iç içe girmeyecek işte bunlara açıların ölçüleri hiç içe girmeyecek şekilde birer ışınları da ortaksa biz buna komşu açı adını veriyoruz. Sonra açı ortay. Ya adından da belli zaten. Açı ortay. Atatürk ne güzel isimler koymuş buna. Biliyorsunuz Atatürk'ün geometri kitabı var. Geometri kitabında buradaki kitaptaki gördüğünüz bütün Türkçe tanımları zaten Atatürk koymuş. Açı ortay. Açıyı ortalayan doğruya. Biz ne adını veriyoruz? Açı ortay doğrusu adını veriyoruz. İşte bu açı ortay doğrusudur. Peki açı ortay doğrusu ne yapıyor? Açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Açı ortay konusu ilerleyen zamanlarda var. Özellikle uzunlukla ilgili yapacağımız hamlelerde orada onları öğreneceğiz zaten. Şimdilik biz açıyı iki eşit parçaya bölmesiyle ilgili işlemler yapacağız. E, şimdilik açıyı iki eşit parçaya bölmesini bilin. O bizim için yeterli. Açı ortay doğrusu nokta nokta şeklinde gösterilir. Ya da şöyle çizgi çizgi şeklinde de gösterilebilir. Evet şimdi bu verdiğimiz tanımlara göre birkaç tane soru var. Bakalım şu sorulara Örnek 1 ile başlayalım. Ne diyor bakalım örnek 1? Düzlemde komşu iki açının açı ortayları arasında kalan açı 40 derecedir. Ya komşu iki tane açı çizeceğim. Hadi çizelim. Vallahi şöyle. Hocam komşu iki açı işte bu. En başta çizdik. Sonra büyük açı burası, küçük açı da burası olsun. Fark etmez. Sonra ne diyor? Komşu iki açının açı ortayları arasında kalan açıdan bahsediyor. Evet birinci açının açı ortayı bu. ikinci açının da açı ortayı şu olsun. E bunlar açı ortaylarsa açı ortayları gösterelim. Hocam şöyle nokta nokta öbürü de çizgi çizgi şeklinde gösterelim. Peki ne diyor? Açı ortayları arasında kalan açı 40 derece olarak söylemiş bize. Tamam. E o zaman şuradaki açıyı bize 40 derece demiş. Tamam. Ne diyelim o zaman burada? İşlem yapalım. Hocam şuraya bir A açısı diyecek olursam. Şuraya da B açısı diyecek olursam. A, A, B, B. Yalnız dikkat et burada. İki tane açı. Biri A, biri B değil. Bir açımız 2A, bir açımız da 2B. Lütfen dikkat. Bu iki açının farkları da 10 derece olduğuna göre. Bak öncelikle şurada A artı B'yi biz ne bulduk arkadaşlar? 40 derece olarak bulduk. Bir de bu iki açının farkı. Hocam A eksi B mi? 10 olacak. Hayır. Dikkat et. Bu iki açı diyor bize. Bir de biraz da geometride dikkatli. Özellikle matematikte biz zaten dikkatli olmamız gerekiyor. Ne diyor? İki açı diyor. İki açımız neydi? Birisi 2 aydı, öbürü de 2 bydi Yani 2 a eksi 2 b 10 derece arkadaşım. Yani buradan a eksi b de ne oluyor o zaman? 5 derece mi oluyor? Evet. Çünkü 2'ye böldüğümüz zaman bunu bu yaptı. E o zaman 2000'in ben 2 denklem çıktı. Taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. 2 a eşittir 45'ten a'yı 22 buçuk olarak buluruz. Sonra b'yi de bulalım çünkü küçük açının ölçüsü. İşte bizden ya A bir de B isteniyor. İki tane şey var ya hangisi küçük olduğunu bilmiyoruz. E biz A artı B'nin de 40 olduğunu bildiğimize göre A yerine 22.5 yazarsak eğer B'de kaç yapıyor? 40'tan 22.5 çıkartırsak sanırım 17.5 çıkıyor değil mi? Evet B'yi de 17.5 bulduk. O zaman bizim bir açımız 22.5 bir açımız 17.5 mu? Hayır. Bak dikkat dikkat. Niye? Çünkü A açısı değil ki bir açımız 2A açısı. 2 a açısı ne yapıyor? 22 2 katından dolayı 45 yapıyor. Diğer açımız da 2 b. 17 2 katı kaç yapıyor? 35 yapıyor. İşte bu iki açıdan küçük olanın ölçüsü soruluyor bize. O zaman cevap ne olacaktır? 35 derece olacaktır. Genelde burada nasıl bir hata yapıyorsunuz? Burada şöyle işte bu iki açının farkı dediğinde a X, b diyorsunuz işlem hatası yapıyorsunuz. En başta belirlediğiniz açının 2a ve 2b olduğuna lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet geldik örnek 2'ye. Şimdi ABC doğru açı demiş. Yani doğru açı dediği ne demek? Şu doğrusalda denilebilirdi burada. Şöyle 180 derece burası. Sonra BK CBE'nin açı ortayı. Soruyu okuyalım. CBE'nin açı ortayı BK'ymış. O zaman açı orta olduğunu şöyle gösterelim. Sonra BL de DBA'nın açı ortayı. BL de DBA açısının açı ortayı. Bazen soruda şekil üzerinde bu açı ortaylar gösterilmek zorunda değil soruyu okuyup verilen bilgiyi de şekil üzerine yerleştirmemiz gerekebilir. Evet yerleştirdik böyle. LBK açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? E hocam burada açı ortaylar verilmiş. Şunlara değer yazalım. AA yazalım. Şunlara da BB yazalım. E şuradaki doğru açıyı kullanacağız. 2A 50 ve 2B yani 2A artı 2B artı 50 kaç derece olacak? 180 derece olacak. 2A artı 2B buradan kaç yapar? 180 eksi 50 yani 130 derece yapar. A artı de denklemi 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapacaktır? 65 derece yapacaktır. Peki sonra A artı B 65 ise bizden ne isteniyor ona bakalım. LBK. LBK açısı bak şurası. Yani A artı B artı 50 isteniyor bizden. A artı B yerine 65 yazarsam eğer 65 ile 50'nin toplamı isteniyor bizden. O da kaç çıkıyor? 115 çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle 115 olarak bulduk örnek 2'de. Evet geldik sonraki kısma yani örnek 3'e. ABC ile CBD bak gerçekten de komşu iki açı. CBD ve ABC komşu iki açı. Şimdi burası 20 derece verilmiş ve BC ile BD dik verilmiş. Bak BC ile BD dik. Yani buradaki açı kaç derece? 90 derece. Buna göre ABD açısının açı ortayı ile hemen yazalım. Dikkat ABD'nin açı ortayı. Bak ABD'nin açı ortayı nedir arkadaşlar? Şu. ABD açısını iki eşit parçaya bölecek. ABD açısı toplamda 90 artı 20 değil mi? Evet. Yani şu açı ortay doğrusu 90'ı değil. Yani 45 45 diye bölmeyecek. ABD'ye yani 110 dereceyi şuradaki açının tamamı 110 derece. 110 dereceyi iki eşit parçaya bölecek. Yani burası 55. Burası da 55 olacak. Şurası da 55 olacak. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 35 kaldı. ABD'nin açı ortayı ile CBD'nin açı ortayı. Evet şimdi CBD'nin açı ortayına bakalım. CBD'nin açı ortayı. Hocam bu da ne olacak? 45-45 diye bölecek. Evet o zaman burası 45 olacak. E bunun tamamı kaç dereceydi? 55 dereceydi. Buraya da kaç derece kalır? 10 derece kalır. İşte bu açı ortayı arasında kalan dar açı nedir diye soruluyor. Bu iki doğru parçası arasında kalan dar açı 10 derece. Hocam niye dar açı diye sordunuz? Çünkü iki doğru arasında kalan iki tane açı vardır. Bir buradaki açı 10 derece bir de şuradaki açısı olur. O da kaç derece yapıyor? 180'e tamamlayan açısı 70 derece yapar. A bizden ne isteniyor? 10 isteniyor. Cevap böylelikle 10 yaptı. Çünkü dar açısı isteniyor. Evet şimdi gelelim tümler açı tanımına. Arkadaşlar tümler açı. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara biz tümler açı diyoruz. Yani İki açı var elimizde. Bir alfa açısı olsun bir de beta açısı olsun. Alfa ile beta toplamı 90 derece ise alfa ile beta tümler açıdır. Ama biz genelde tek bilinmeyenden yazmayı tercih ediyoruz. Yani mesela alfanın tümleri dediği zaman ne diyeceksin? 90'a tamamlayan açısı o da ne olacaktır? 90 eksi alfa şeklinde hamle yapacaksın. Bir de bütünler açı var. Hocam a ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara da biz ne diyoruz? Bütünler açı. Yani Atıyorum A ile B açısı 180 derece ise A ile B birbirinin bütünleridir diyebiliriz. Ya da A açısının bütünleri nedir diye sorulduğunda tek bilmeyen cinsten yazacak olursak 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 180 eksi A açısıdır. Hocam ben tümler açıyla bütünler açıyı karıştırıyorum diyenleriniz olabilir. Tüm, bütün. Bütünün daha fazla olduğu aklınıza gelebilir. 180 derece ya da Tümler açı ne ile başlıyor? T ile başlıyor. Diklik işareti neydi? Ters T değil miydi? Oradan da aklınıza gelebilir. Tümler açı 90'a tamamlayan açısı tanım olarak bilin. Bütünler açıda neymiş? 180'e tamamlayan açısı demekmiş. Bununla ilgili böyle matematikteki problemler tarzında yani denklem soruları var ya denklem soruları karşımıza gelebilir. Mesela şöyle bir soru örnek 4. Tümlerinin ölçüsü kendisinin 4 katından 20 fazla olan açının ölçüsü kaç derece? okuduğunu anlayacaksın ve şekil üzerine yerleştireceksin. Nasıl? Şimdi tümlerinin ölçüsü diyor. Bir açıya biz alfa dersek eğer hocam niye alfa diyoruz? Ya genelde matematikte AB kullanıyoruz ya. geometride de genelde alfa ve beta açılarını kullanmayı tercih ediyoruz. Sen istersen A'yı kullan fark etmez. Biz bir açıya alfa dersek diyor ki bize tümlerinin ölçüsü. Tümlerini duyunca hemen 90-alfayı yazasınız geldi. Yazdık. Kendisinin 4 katından bak kendisinin 4 katı yani alfasının 4 katından 20 fazla olan açının ölçüsü isteniyor. İşte bizden alfa isteniyor. Denklemi yazdık mı yazdık. Bunu da soruyu okuyarak yazacaksın zaten. Tümlerinin ölçüsü bir açıya alfa dersek tümleri 90 eksi alfa. Neymiş kendisinin 4 katından 20 fazla. 4 alfa artı 20 yazdık. Eksi alfayı buraya atalım. Hocam burası 5 alfa yaptı. 20'yi de öbür tarafa atalım. 90 eksi 20 yani 70 çıktı. Alfayı da buradan kaç buluruz? 14 buluruz. 70 bölü 5'ten. Aa hocam ne kadar kısa buldunuz demeyin. Arkadaşlar 5'e bölme kuralı matematikte de çok çıkar. Geometride de çok karşılaşırız. Böyle 70 bölü 5. Bunu böyle işlemleri hızlı yapmanız için söylüyorum ve önemli de arkadaşım. 70'i 5'e bölürken ben ne yaptım biliyor musunuz? 70 bölü 5 nedir biliyor musunuz? Hocam direkt 14. Niye? 0 at 2 ile çarp. Yani 7'nin 2 katı. 80'i 2'ye böl, 5'e bölseniz 0 at, 2 ile çarp ne yapıyor arkadaşım? 16. Peki daha büyük sayılarda da aynı şeyi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 170'i 5'e böldüğün zaman 0 at, 2 ile çarp 17'nin ilk katı direkt 34 diyebilirsin. Peki hocam sonu ne olursa ne yapacağız? Mesela 75'i 5'e böldüğün zaman ne olacak? Hocam bu sefer yine 5'e at, 2 ile çarp 7'nin katı 14. Bir tane de 5 orada vardı ya sadece 1 ekleyeceksin 15. Mesela 85'i 5'e böldüğümüzde 5'e at 2 ile çarp 16. 16'ya 1 ekleyeceksin sadece 17. Ya da 175 5'e at 2 ile çarp kaç yapıyor? 34. Bir de 1 ekle 35 diye böyle kısaca hamleler de yapabilirsin. Çünkü geometride biz bunu çok kullanacağız. O yüzden bunu bilmek senin için bence önemli. Evet geldik örnek 5'e. Bu arada cevabı ne bulduk? 14 bulduk. Örnek 5 ne diyor? Kendisiyle bütünlerinin oranı. Bak kendisi alfaysa. Hemen kendisi ile bütünlerinin oranı diyor. Yani 180 eksi alfasını oranla diyor. Eşittir 2 bölü 7'ymiş. İşler dişler yapalım. 7 ile burayı çarptım. Ne yaptı? 7 alfa yaptı. Eşittir 2 ile de buraya çarpacağım. Yani 360 eksi 2 alfa yaptı. Buradan 9 alfa eşittir 360 yaptı. Alfayı da buradan kaç buluruz? 40 buluruz. Ama dur. Sazanlık yapma. Çünkü bizden ne isteniyor? Hemen böyle işlem yaparız. Böyle 40'ı buluruz ya. 40'ı yapıştırırız ya. Cevap o değildir belki. Sorunun sonunu oku. Olan açının tümleri kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar biz açıyı kaç derece bulduk? 40 derece bulduk. 40 derecenin tümleri isteniyor bizden. Yani 90-40 isteniyor. O da kaç yapar arkadaşım? 50 yapar. Hatta cevap anahtarını da ben yazarken ben de burada sazallık yapmışım. En azından benim yaptığım sazallığı siz de yapmayın. Şurada 40 yazmışım ilk baskıda kusura bakmayın. Bazen olabilir böyle şeyler. Cevap ne olacak? 50 olacak arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bak bazen biz de hata yapıyoruz. Ya yani insanız sonuçta hata. Beşeriz şaşarız. Hata yapabiliriz tabii ki. Evet geldik örnek 6'ya şekilde belirli bir açıyla açılmış bir kapı gösterilmiştir. Bak kapı önceden kapalı haldeyken böyle açık halde bu şekilde. Yani şöyle göstereyim istersen sana. Önceden buradaydı sonra ne oldu? Kapı hop şöyle açıldı. Şu kadar bir açıklık verilmiş kapıda. Devamını getireyim. Bu kapı en fazla şekilde gösterilen açının bütünleri kadar açılabilmektedir. Yani şekilde gösterilen açı alfaya bunun bütünleri kadar açılacakmış. Yani ben bu kapıyı en fazla ne kadar açacak mısın? Önceden bu kadar açıkken şimdi ne kadar açacağım? Şöyle açacağım. hop Şu kadar açabiliyormuşum. Yani 180 eksi alfa kadar açabilecekmişim ben burada bunu. Tamam bu kadar açılabildiğini biliyoruz. Kapıyı şekildeki açın 2 katı kadar daha açarsak. Önceden elimizde bir alfa vardı. Bunun 2 katı kadar daha açtığımızda yani 2 alfa kadar daha açtığımızda ne olacak? Kapının açılmasına 40 derece kalacak. Yani sen bunu alfa derece açıkken bunun iki katı kadar daha açtın. E kapının açılmasına da 40 derece daha kalmışsa kapının en açık hali de 180 eksi alfa değil miydi? Bu işte 180 eksi alfa eşit olacakmış. Yani burada bu cümleyi okuyup anlayacaksın. Her şey şekil üzerine vermek zorunda değil. Yeni nesil dediğimiz şeylere bak giriş yapıyoruz burada. Yeni nesil sorularda böyle. Yani sana bir şey hikaye verir. Yani sorunun yarısını çizer, geri kalanını da hikayeli anlatır. O hikayeyi anlamak zorundasın. Bir daha okuyalım mı? Bak. Belirli bir açıyla açılmış bir kapı var. Alfa derecek açı. Bu kapı en fazla şekilde gösterilen açının bütünleri kadar açılabiliyor. Yani ne kadar? 180 eksi alfa kadar açılabildiğini biliyorum. Kapıyı şekildeki açının iki katı kadar daha açarsak diyor. Yani alfayı iki katı kadar daha açtığında. Artı iki alfa dedim. Kapının tam olarak açılmasına 40 derece kalıyormuş. Yani bir de 40 derece açarsam tam olarak açılacak. Tam açık halde 180 eksi alfa. E o zaman denklemi kurduk bu Kurduk. Devamını getirelim bakalım. Burası 3 alfa. 3 alfa eşittir. Hatta burada eksi alfayı da buraya atarsak artı alfa olacak. O zaman burası ne olacak? 4 alfa olacak. 40'ı da buraya atarsam 180 eksi 40'tan kaç yapıyor? 140 yapıyor burası. E alfada ne oluyor o zaman burada? 140 bölü 4. Kaç yapar? 140'ı 2'ye bölsen 70. Bir daha 2'ye bölsen 35 yapar. Alfa 35 derece olur gösterilen şekilde iken kapı kaç derece açıyla açıktır diye soruluyor. Yani bizden alfa isteniyor. Cevabımız o zaman 35 derece oldu. Yani hazıra konmayın. Yeni nesil sorular işte bu şekilde karşımıza gelecek. Bu şekildeki sorulardan korkmayın. Sorunun yarısı şekilde çizilir. Diğer yarısını size çizdirtirler. Güzel bir şekilde okuyun. O mantığı da çok rahat bir şekilde yakalarsınız soru içerisinde. Sakın ama sakın korkmayın. 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 Tamam mı? Evet şimdi geldik diğer tanımlara ters açılar arkadaşım. Devam ediyoruz. Tanımlara devam ediyoruz. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlü olanlarına ters açı adını veriyoruz. Arkadaşlar kesken iki doğru şu şekilde varken işte bu zıt yönlü olanlarına ters açı diyoruz. A ile C ters açı. Aynı zamanda B ile D de ters açı. Ve ters açılar da birbirine eşittir. Ama kesen iki doğrularda ters açılar birbirine eşittir. Bunu da unutma. A ile C eşit. B ile D birbirine eşit. Şimdi paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılardan bahsedeceğiz. Paralel iki doğruyu kesen bir doğru olduğu zaman şöyle A, B, C, D açılar oluşsun. Bu da X, Y, Z, T açıları oluşsun. Şimdi burada yöndeş açılı. Böyle birkaç farklı tanımımız var. İşte bunlardan bir tanesi yöndeş açı. Bu tanımları da bilelim. Bakalım ne diyor. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. Eğer doğrular birbirine paralel ise yöndeş açılar birbirine eşittir. Bak yöndeş açının tanımı neymiş? Aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açı diyoruz. Mesela A ile X aynı yöne bakıyor hocam, yöndeş. B ile Y aynı yöne bakıyor, yöndeş. Z ile C aynı yöne bakıyor, yöndeş. D ile T de aynı yöne bakıyor, yöndeş. Ve bu yöndeşlikte bir de paralellik varsa ne oluyormuş? Paralellik ve yöndeş açı varsa bu yöndeş açılar birbirine eşitmiş. Yani A ile X birbirine eşit. B ile Y yöndeş açı ve birbirine eşit. C ile Z, D ile de T birbirine eşit oluyor. Tanım aklında kaldı mı? Kaldı değil mi? Evet. Tanım bu. Aynı yöne bakan açılar. Yöndeş açılardır. Paralellik varsa yöndeş açılar birbirine eşittir. Şimdi gelelim öbürüne. iç ters açılar. Evet. Adı üstünde zaten. İçeride olacak açılarımız ve birbirine ters olacak. Mesela iki tane doğru olacak. Şu şekilde bir şey olacak. E, Tanımı tam okuyalım isterseniz. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan içeride olup birbirine ters olan açılara iç ters açı denirmiş. Bir de ne diyor? Eğer doğrular birbirine paralelse iç ters açılar birbirine eşittir. İşte bakalım şimdi. Şimdi içeride olan açılar. Tabi burada da açı var, burada da açı var ama içeride olan açılar benim için önemli. C, D, X ve Y açıları. İçeride olup da birbirine ters olanlar hangileri? Hocam X ile C birbirine ters. Burada bunlar ister açılır Hatta D ile de Y içeride olup birbirine tersdir. Peki D1 ile D2 doğrusu birbirine paralelse iç ters açılar birbirine eşittir. Yani C ile X birbirine eşittir. Hatta biz buna kısaca Z kuralı diyeceğiz arkadaşlar. İstersen S kuralı da diyebilirsin. Niye? Paralel iki doğru arasında şöyle bir Z harfi varsa şuradaki ters olan açılar birbirine eşit diyeceğiz. Ya da paralel iki doğru arasında şöyle bir S harfi varsa şuradaki açıyla buradaki açı S kuralı ya da Z kuralı diyebilirsin. Akılda genelde Z kuralı diye kalıyor. O yüzden Z kuralı bilelim ve Z kuralı da aklımıza kalsın. Çünkü soruların içerisinde gerçekten çok kullanıyoruz. Z kuralı şöyle Z ya da S kuralı. Buradaki tersteki açılar ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Yalnız ne zaman geçerli bu kurallarımız? Paralel doğrular olduğunda geçerli. Tamam. İç tersi tanımında anladık mı? Anladık. Hadi bakalım şimdi dış ters açılara. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan dışarıda olup birbirine ters olan açılara dış ters açılar denir. Evet. Normalde bak şuradaki açılarımız da var. Bu açılarda var ama bu açılar içeride ya. Dışarıda olan açılar bizim için önemli. A, B, Z ve T. Hem dışarıda hem de birbirine ters olan açılar. Hangileri? A ile Z ya da B ile T açıları. Ve burada da yine paralellik varsa ne oluyormuş arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit oluyormuş. Evet dışarıda olup ve birbirine ters olan açılar. A ile Z birbirine eşit. B ile de T birbirine eşittir. Hocam bunu bilmeye gerek var mı? Bence gerek yok. Niye? Bak dikkat et. Ters açıdan dolayı A ise burası A mıdır? Evet. Z ise burası Z midir? Evet. Bak burada bir Z kuralı var mı? Var. A ile Z iç terse dönüşüyor zaten. O yüzden ne oldu burada? Bunlar birbirine eşit oldu. Ya da ne dersin? Hocam burada şurası Z iken yöndeş açıdan dolayı aynı yöne bakan açılar yöndeş açıydı ya. Z ise burası Z. Ters açılardan dolayı da A ile de Z birbirine eşit diyebilirsin. Yani sen tutup da dış ters açılarda öyle bilmek zorunda değilsin. Ama yine de tanımında bilmende fayda var. Evet gelelim karşı durumlu açılara. Bazı kitaplarda karşı durumlu açılar şeklinde de yazılabiliyor paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar diyormuşuz. Evet paralel iki doğru olacak ve burada karşı karşıya bakan açılar. Biz buna kısaca U kuralı diyeceğiz arkadaşlar. İki paralel doğru arasında şöyle bir U harfi ya da yan yatık şöyle bir U harfi varsa U harfin buradaki açıların toplamı 180 derece oluyor. Yani X artı D de 180 derece. C artı Y de 180 derece. Arkadaş bunu bilmek zorunda mıyız? Bence bilin. Buna da ne diyecekmişiz? U kuralı diyeceğiz. Ya yani genelde çoğunlukla bunları böyle yazmayı sevmiyorum ama işte şu kural bu kural ama bunlar böyle kafanızda oturduğu için bu şekilde anlatıyorum. Ama çoğunlukla mantığını söylüyoruz zaten. Çoğunlukla da bu şekilde ezber şekilde de gitmeyeceğiz haberiniz olsun. Evet U kuralından dolayı bu U kuralı şöyle de olabilir ama paralellik şart unutma. Şöyle mesela Burada bir o harfi oluştuğunda şu açıların toplamı da 180 derecedir. Sen normalde eski bilginle yine bunu yapabilirsin. Nasıl? E hocam şöyle baktığın zaman şurada x açısı şöyle z'den dolayı burası da x açısı olur diyebilirsin. Sonra bunda x ile d bak toplamda 180 derece diyebilirsin. Ama gerçekten bize şu u kuralı pratiklik sağlıyor. Yani senin burada bence bileceğin şeyler önemli olan şeyler nedir biliyor musunuz? 1- Yöndeş açı 2- Z kuralı 3 U kuralı bizim için doğrudan açılarda çok önemli bir yere sahip. O yüzden bunu bilelim arkadaşım. Tamam bilelim. Şimdi geldik anlattıklarımızın sorusuna. Ya, örnek yediyiz. Şimdi bazen şunu yapacağız. Ben sana soruyu çöz diyeceğim. Önemli olan yerlerde sana soruyu çöz Videoyu durduracaksın soruyu çözeceksin ve cevap anahtarına bakmadan o durdurduğun yerden devam edeceksin. Bak ama cevap anahtarına bakma sakın ama sakın bakma tamam mı? Şimdi sen videoyu durdur şu soruyu çöz. Ondan sonra gel aç. Hadi birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi örnek yetti. De, ne demiş? Şekilde verilenlere göre şöyle bir D1, D2, D3 doğruları ve arada bazı açılar verilmiş. A, B, C ve D açıları verilmiş. Şimdi diyor ki öncüllerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Hadi birlikte bakalım. Ne diyor şimdi? A artı B 180 derece. Evet hocam şu bir doğru açı A artı B 180 derece. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Bir doğru. Sonra A ile C yöndeş açı. Hocam A yöne bu yöne bakıyor. C bu yöne bakıyor. Ama D1 ile D2 paralel değil hocam diyeceksiniz. O yüzden yöndeş açı değil dediniz. Tamam. Devam edelim. B ile C karşı durumlu açı. B ile C karşı durumlu açı mı? B ile C hocam karşı karşıya bakıyor. Karşı durumlu açı olması için paralellik şartı vardı. E o zaman bunlar karşı durumlu mu? Şunların paralel olduğunu bilmediğimiz için bu da yanlış diyebiliriz. Çünkü kesinlikle doğrudur ifadesi soruluyor bize. B ile D iç ters açıdır diyor. Tamam şimdi bakalım. B ile D hocam şu B ile D açısı gerçekten içeride ve birbirine ters mi? Ters. E bunlar paralel değil ki iç tersinden bahsedemeyiz hocam. Bu da yanlış diyebilirsiniz. Sonra A ile C birbirine eşittir demiş. A ile C hocam aynı yöne bakıyorlar ama paralellik olmadığı için eşit mi? Değildir. Yani cevap ne olacak o zaman? Hocam cevabımız kesinlikle ama kesinlikle yalnız bir dediniz mi? Dediniz değil mi? Evet. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim dostum? Bak bilerek yanlış çözdüm ben de. Tanım önemli. Bakın en basit, en basit yerdeki böyle küçücük tanımlarda bile senin yapamayacağın sorular karşına çıkabilir. Hoca yine cevap anahtarını yanlış yazmış demeyin. Yanlış yazmadım arkadaşlar. Cevap 1, 2 ve 4 olacak. Çünkü Şimdi göreceksin olayı. Gerçekten burada en basit bir konuda bile şu an geometrine ovalar çok güvenen insan şu soruyu yanlış yaptı ya. Niye yanlış yaptı? İşte tanımdan dolayı. Tanımı bilmemekten dolayı tanımın ne kadar önemli olduğunu bil. Bir de şunu bil. Yani böyle garanti dediğin konudan bile kimsenin yapamayacağı bir soruyla aha da böyle karşılaşabilirsiniz. Şimdi tanımlara istersen git bak. Şimdi ama ben tanımları hatırladığım için bakmayacağım. Bak. A ile C yöndeş açı. Hocam aynı yöne bakıyorlar yöndeş açı. Evet kesinlikle doğru. Yöndeş açının tanımında paralellik yok. Aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açı diyoruz. Sadece bir şart vardı. Yöndeş açılarda paralellik varsa yöndeş açılar birbirine eşittir demiştik. O zaman bu kesinlikle ama kesinlikle doğru. A ile C yöndeş açı. Sıkıntı yok. B ile C karşı durumlu açı. Bakıyoruz gerçekten öyle mi? Hocam B ile C karşı karşıya bir bakıyor. Karşı durumlu açı. Bir tek karşı durumlu açılarda paralellik şartı vardı. Bunlar paralel değil ki. O yüzden bunlar karşı durumlu açı olamaz. Yani bu yanlıştır. B ile D iç ters açıdır. B ile D açıları hem içeride hem de birbirine ters doğrudur. Sadece ve sadece iç terste de hem içeride olacak hem ters olacak demiştik. Paralellik olsaydı sadece birbirine eşit olur diyecektik. Yani bu da kesinlikle doğrudur. A ile C eşittir demiş. A ile C'nin eşit olması için tamam A ile C yöndeş açı ama eşit olması için bunların ne olması lazımdı? Birbirine paralel olması lazımdı. E paralel demediği için burada da bu ifade yanlış olmuş oluyor. Yani doğru olanlar ne oldu? Dikkat et. A ile C yöndeş açı. Yöndeş açı tanımında ne diyordu? Aynı yöne bakan açı. Ya da iç ters açı içeride olacak birbirine zıt yönlü olan açı tanımıydı. Paralellik şartı yoktu. Yani cevabımız 1, 2 ve 4. Şimdi anladın mı olayı? Yani tanımın ne kadar önemli olduğunu anladın mı? O yüzden tanımları iyi bileceksin. Öyle kuralları moralları çok iyi değil. Tanımı iyi bir şekilde bileceksin ve tanımı yorumlayacaksın sorularda. Bizim de tekniğimiz zaten o. İşte bu tekniğe gitti gittiğin zaman ya genelde sıkıntı yaşamayacaksın dostum. Evet örnek 7'yi herkesin sazan olarak düştüğü örnek 7'yi böylelikle bulmuş olduk ve güzel bir soruydu. Geldik örnek 8'e. Evet paralel doğrular var. Şu, şu ve şu birbirine paralel verilmiş. Ne var burada direkt? Kaç durumlu? Yani U kuralı var. Yani U kuralı demek daha kolay oluyor. Hocam toplamları 180 olacak. 180'den 110 çıkart ya da 110'u 180'e tamamlayan 70'tir. Bir de neden buradan başladım? Bir de şu da önemli. Başlangıç noktası da önemli. Arkadaşlar biz bilinenden bilinmeyene doğru gideriz. Niye alfadan başlayanlarınız da var bazen. Hocam burası alfaysa burası 180x alfadır diyor. Sonra 2'ye bölüyor. 180x alfa bölü 2, 180x alfa bölü 2. Niye buradan başlıyorsun? İşlem kalabalığı olur. Sakın alfadan başlama. Tamam bazı yerlerde hiçbir açı değeri yoksa alfa dediğimiz yerlerde olacak. Ama burada sayı değeri varsa sayıdan başla. Sayıya baktığında şu paralel doğrular arasında bir U kuralı mı oldu? Evet U kuralından dolayı 180'e tamamlayan açısı 70 derecedir burası. Tamam 70'i yazdık. Sonra açılar eşit verilmiş. Hocam burası da 70'tir. E şimdi senin şu paralelliği kullanman lazım. Bak şu iki paralel doğruda da şöyle bir kuralı var mı? Var. Şu açın seni kaç derece? 140 derece. E burada da şu ikisini toplamak. Yani alfa artı 140'ın kaç olması lazım? O kuralından dolayı 180 olması lazım. Kafadan da yapabilirsin. 140'ın 180'e tamamlayan açısı. Kaç derece? 40 derece hocam diyebilirsin. Alfa da böylelikle buradan ne çıkar? 40 derece çıkar. Örnek 8'i 40 derece bulduk. Geldik örnek 9'a. Evet paralellikler verilmiş yine. Paralel doğruları şöyle bir gösterelim. Bak şurada şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de bunlar da birbirine paralel verilmiş. Bak, alfadan başlamayalım. Nereden başlayacağımızı biliyoruz. Sayılardan. 35. 35 ile ilgili bir iş yapamıyorum. 115'e bakalım. A 115. Hocam şöyle bir S kuralı var. Gördün mü? Neydi bu? İç ters. 115 ise burada kaçı? Şurada kaçı da ne olacaktır? 115 derece olacaktır. Tamam 115 derece. Ya da bazı arkadaşlarınız şöyle yapabilir bunu. Bak uzatabilir. Hocam şu paralel doğrularla ilgili bir şey göremediysek eğer ne yapabiliriz? Hop şunu şöyle uzatıp böyle paralel doğruları genelde uzatıp işlem yapıyorsunuz. Evet doğru bir hamle. Şurada bir U kuralı var deyip şurayı bulup sonra bu üçünün toplamı 180 olacak deyip burayı bulabilirsin. Ya da direkt soruya baktığımız zaman şurada direkt S kuralı var. Yani S kuralından dolayı burası 115 ise şurada kaç da kaç derecedir? 115 derecedir. E hocam 115'ten 30 derece çıkartırsak buraya kaç derece kalır? 80 derece kalır. Çünkü tamamı 115, 35'i burada. 80 kaldı buraya. E şimdi şunlar da birbirine paralel. İki paralel doğru arasında bir u harfi var. Ters bir u harfi oldu. Yani burada da 80 artı alfa eşittir 180 olacak. Ya da 80'i 180'e tamamlayan kardeşim. Nedir? Alfa da böylelikle 100 derece olur. Örnek 9'u 100 derece bulduk. Geldik örnek 10'a. Evet burada da şunlar paralel verilmiş. Çok güzel. Şunlar paralel. Başka neler paralel verilmiş? Bir de şu ve şu birbirine paralel verilmiş. Şimdi paraleller verilmiş. Tamam. 40'tan dolayı bir hamle falan yapacağız. 40 sa U'dan dolayı burayı 140 yazabiliriz. Tamam eyvallah. Başka? Valla direkt paralelikleri şu kırmızı paralelikleri kullanabildim ama mavi paralelleri kullanabildik mi? Kullanamadık. Evet doğru da açılarda bir şey çizeceksek arkadaşlar. Bir sonraki videoda da sonraki çizim yöntemini, tekniğini de size söyleyeceğim. Genelde biz paralel doğruları uzatıyoruz arkadaşlar. Şu paralel doğruyu uzattım mesela bir şey gelmedi ya da bir şey çizeceksek mavi paralelleri kullanamıyoruz ya. Şu paralel doğruyu şöyle uzatabiliriz. Uzattık. Şimdi bunları uzatınca bir şey geldi mi? Geldi. Bak, 110 odaklan şimdi. 110 var burada. Hocam 110sa şu maviler birbirine paralel ya. Buradaki açı 110 dereceyse Hocam burası da yöndeşlikten dolayı 110 diyebiliriz ya da hocam U kuralı var deyip işte 180'e tamamlayın 70 deyip 70'ten dolayı da 110 bulabilirsin. İşte yöndeşlik ya da U kuralı ya da Z kuralı bizim için çok önemli. Genelde bunları kullanıyoruz zaten. Ama bence direkt zaten buradaki yöndeşlikten dolayı 110sa burayı 110 diye de fark edebiliriz. E sonra e hocam burası 140 dereceyse burası da 180'e tamamlayan açısı 40 derecedir. Alfa'ya bakacağım şimdi. E alfada hocam ters açılardan dolayı burası da alfadır. Ama doğru açılarda maalesef ki bunu da yaşıyoruz arkadaşlar. Bazen üçgende açı bilgisini de kullanabiliyoruz ama üçgende açı kurallarını da zaten ortaokuldan biliyoruz ya. Üçgende iç açıların toplamı neydi? 180 dereceydi. Yani alfa 40 ve 110'un toplamının 180 olması lazım. Kafadan da yapabilirsin. 110 40 daha kaç yapıyor? 150 yapıyor. 180'e tamamlayınca 30 derece yapıyor. Ya da 180 150'den alfayı da böylelikle kaç derece olarak buluruz? 30 derece olarak buluruz. Evet örnek 10. Böylelikle 30 oldu. Ve geldik sonuçlara. İsterseniz bunu da ne yapalım? Bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani birinci haftanın ikinci videosu. Doğruda açının ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.